Sanki ayrılacağım lafı çıkıyor. Yok benim haberim Bu yok. Bu kız i̇şte ondan bundan. sonra katlediliyor aslında yani i̇şte ayrılacağım bizim... lafıyla da bunun mutlaka bir bağlantısı olması lazım. İşte şu an ben ayrılma Eğer... sözünü İbrahim'den duyuyorum. He? E, ayrılma konusunu biz daha ilk defa İbrahim'den duyuyoruz. Bizim bir İbrahim'in yani öfkeyle oradan ayrılması biz zannetti ki yemeğe Selim o gün davet edildiği diye. Biz geçen gün o yüzden öyle konuştuk. O zaman siz de kız kardeşinizle de hiçbir şey konuşmuyorsunuz kız paylaşmaz, kardeşiniz biliyor Paylaşmaz paylaşmaz işte İbrahim de biliyor paylaşmaz. İşte kızım boşanıyor bugün. Nasıl işte dün iman nikahıyla topladıysa amcasını, ayrılacağı ama niye bizi toplamadı? İşte ben resmen İbrahim'e şimdi söylüyorum, Boşan senden duydum. İbrahim boşanma lafını ne zaman etti? İşte gideceğim gün. Tamam işte gideceğim gün söyledi. Yani i̇şte o gün bize ablam söylemedi, söylemedi. hayır. hayır vardiyeye gideceğim gün söyledi. Pazartesi günü. Sahur vakti bir dakika yenge. Sahur vaktinde ayrılacağım dedi. Evet. Sen ondan sonra vardiyeye gitti. Evet. Sonra da kız da ikinci günü öldürülüyor işte. İkinci günü öldürülüyor. Yani var diye gitsin bu işi hallederiz. Görürsünüz demiş İbrahim. İtiraz etmemiş ayrılmaya. Evet, yani aynı, bu ortada aynı. kesin evet. ayrılacaklar aynı. diye bir söylenti yok ki. Yani amcamlara haber verelim. Peki, kesin şey, boşanacaklar diye bir şey yok. Bir saniye. Şimdi e, sahurda boşanalım diye bir garip teklif geldi. Sen de şaşırdın tabii bu duruma. Arkasından da üç gün için şey şeydesin. 6 gün. Vardiyadır. Evet. 6 altı günlüğüne vardiyadır. Evet. Ne geldi hakkına ilk başta? Yani kızgınlık halinde söylemiş olabilir. İlk başta. Bak bu inandırıcı değil. İlk ayrılalım lafı ağzından çıkar çıkmaz. <laughs> kafanda çakan şimşek ne? Ee, biz tartıştığımız için zaten e, kendisi yukarı çıkıp o gün nesigilde kaldı. E, aşağı indiğinde sahura çıkmayacağımı anladığı için onda da bir tepki oluştu babası çünkü ısrar etti. Hayır sizin tartışma nedeniniz ne? <laughs> Yine yani bu mesajlar, telefon konuşmaları falan mı? Asla istiyorsanız yani çok yer, özel değilse yayın yani. dışında söyleyeyim ya özel bir şey mi? Özel anladım anladım ve bunun üzerine senden ayrılacağım dedi ama sen evet. de Demin dedin ki Arif hocamın sorusuna aslında ce Demin cevap verdin yani ben de bir, o Selim yüzünden benden ayrılacağını düşündüm dedin. Çünkü evet, her şey güzeldi. Evet, evet. Aklıma evet. başka bir şey gelmedi. Yani Çakan Şimşek o. Aynen. Şimdi ben senin yerinde olsam mesela böyle bir şey olsa ben vardiyaya gidiyorum derim. Oradan da izin alırım. Gelirim onu ben orada bir takip ederim. İşte zaten böyle takip edince ilişkiler falan yürümüyor tabii. Müge Hanım. Yani herkes <laughs> serbest bırakınca Müge Hanım eee... Ama, ama öyle, öyle değil de mi? yani bilmiyorum şimdi. Öyle de yürümüyor işte. Gerçi öyle de yürümüyor böyle de yürümüyor Mükkanım, ama yani. onun açıklamasını yapayım da size. Şimdi ben zaten orada müsterihim. Niye? Fatura dökümanı çıkaracağım. Benden ayrılmayı belirtmiş ya. Zaten orada kalbime bir şüphe sokmuş benim. Ben fatura dökümanı çıkaracağım zaten. Zaten fatura dökümanında ne olduğu ortaya çıkacak. Yani faturayı düşündüğüne göre ayrılma sebebinin Selim'le bağlantılı olduğunu o anda hemen düşündün. Tabii ki aklıma başka bir şey gelmedi evet, ki. Onu yani soruyorum yere işte. bir insan niye ayrılmak istesin? Evet. İşte bunu soruyor Ondan dolayı fatura aynen, kıymanlarla. Aynen, aynen. Aslında Selim Bey'in de burada olması lazım. Peki şimdi Semira, biz de tahmin ediyoruz ki Selim yüzünden aslında ayrılmak istiyor. Peki Semira ayrılmak istiyor. Selime ne diyor? Selime de bak ben boşanıyorum dedi mi? Şimdi ben boşanıyorum onun için, senin için onunla. O zaman sen de. Kendi karından mı boşan dedi? Şimdi burası çok evet. girip şeyler evet. yani. Anladığım kadarıyla evet. Selim'in karısı da sizin akrabanız. Bizim değil, Selim'le amcası. evet. Selim'in Selim amcasının kızı evet. gibi bir laf ettiniz. Evet. 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 Şimdi e, tamam, Selim'in amcasının ha. kızı bir şekilde yani, yani akrabalık oluyor, evet. Se yani. Selim amcasının kızını almış. E tamam. Amca e Selim de öyle. onun dayısında işte. Evet, işte Selim'in yeri... eşinin hı. babası da nene'nin dayısı oluyor. Uzaktan akraba yani. Hı, uzaktan, hı. Hepsi birbiriyle girift bir. Hocam uzak mı bu? <laughs> Baya yakın. Birinci bir bir derece bir değil diye bir uzak. Akrabalık yani. var. Kuzenler işte yani. Birinci derece evet değil. Kuzenler. İkinci derece. Üçüncü derece kuzenler. Zaten birinci derece annenin baban yani yani kardeşinde, ne da ne olsun yani. Yani onu, onu da tanıyorsunuz o zaman. Siz Selim'in eşini evet, de tanıyorsunuz. Tanıyoruz. Tanıyoruz, evet, tanıyoruz. E Selim'in eşi hiç gelip size bir şey söylemedi mi ne oluyor diye? Yok, Selim'in eşi bize hiç, hiç gelmedi. Hiçbir kere gelmedi. Hiç mi bu kız tepki göstermedi? Ben bilmiyorum. Ben Selim'in eşini şimdi hiçbir zaman görmedim. Tanımıyorum. Yani Ben, ben tanıyorum ama hiç e, abim bile geldiğinde beri görmedim. 2003'ten beri ben o köydeyim. Sadece bir kere çıkmışım Selim'le. Bir kere sadece çıkmışım. O da, kocamla çalıştıkları için, o da böyle uzaktan görmüşlüğüm var. Benim neden? Gibi, benim alakam yok. O kendilerine işe benim ne... ne yani ben düğünlen, düğünle, çağırmadılar gitti. mı seni yani? Bilmiyorum. İşte bak onu bilmiyorum. Halime Hanım, efendim, düğünle mühünle Selim sizi çağırmadı mı? Kimin düğününe? Selim'in kendi, kendi, düğün. kendi düğününe. Mesela Benden önce Selim galiba evlendi. Bilmiyorum ki, çağırsa bile ben çıkmam. Çünkü ben onunla fazla yakınlığım yok. Kocamın akrabası ise kocam çıkıyor. Ben genellikle böyle gibi sağa sola fazla gitmem. Yani bu konuyla gitme. ilgili değil. Peki ben size başka bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi kızın kaybolduğu gün <laughs> e, anladığım kadarıyla bu çavuşlar insanları bir evlerinden topluyor. Evet. Sonra iş bitiminde de bırakıyor. Evet. Ee, şimdi şöyle konuşuluyor. O minibüsü siz de bilir misiniz bilmiyorum. Gelen bilgileri söylüyorum ama bırakıldığını. Evet. Evet. Şimdi senin annenle Semira en önce binip Selim'in arkasına otururlarmış. Evet. Niye öyle kapıyorlar Selim'in arkasını? Kız, kapmıyorlar. Yani biz ilk bindiğimiz için yani direkt yakın olan yere biniyoruz. Sadece hani anne, annem Semir'e değil. Ama tarladan de da çıkışta yani. Tamam hadi ilk sizi aldı oturdunuz ama tarladan da çıkışta hemen gelip o arka sıraya otururlarmış. Evet. He. O gün ev, şimdi onlardan sonra bırakılacak bir kişi daha varmış. Evet. Tamam ama annenle Semira sizin evin önünde inmemişler. Araba devam etmiş, o evine bırakacak kişiyi bırakmış, sonra Selim annenle Semira'yı geri bırakmış. O gün mü? Evet. O gün annem zaten işte yoktu. O zaman Semira'yı, annen o, de yok. Semira değil, ben de vardım. Hı. Yani bir o zaman ikiniz değil. mi? Değil. İkimiz varız. Diğer küçük iki kardeşim Şöyle de var. Sorayım, niye zaten? inmediniz, Selimin niye inmediniz var. kapının önünde? Biz sadece o gün değil ki. Niye Bizim kapının önünde yani. inmediniz? Yani sizin eve yakında da devam ettiniz. Evet devam eder. Yani biz sadece o gün değil. Her gün bırakacağı kişiyi bırakır dönüşte biz ineriz. En Neden? son siz iniyorsunuz. Evet. Neden? En son biz iniyoruz. Neden? Yani bunun özel bir sebebi Sıra... yok ki öyle. Vüge Hanım böyle söylemek istiyorum. Ablam aramış, Semra'yı mı aramış, Selim'i mi aramış bilmiyorum. Demiş ki ben sizi kayınam gilde bekliyorum. Giderken beni de alın. Orada evet. bir tane röportaj bir kişi evet. şey yapmış bu lafı. Kim kim? Annem. Adım Yine anne. amcamların orada, nenemin yanında. Daha ne gözleyip çizmiş. İşte, gözleyim, i̇şte evet. biz işten geldikten sonra annem Antakya'ya gidiyor ya. Antakya'ya gitmeden nenemin yanına çıkmış. E? İşte onu görmüş. Semra'yı aradı. Dedi ben deden gilde bekliyorum sizi diyor. Dönüşte beni de alırsınız. E bindi mi sonra annen tekrar Evet bindi. İşte Nereye de, gitti? İşte gittik o işçileri evine bıraktılar sonra biz dönüşte de evimize indik. Kızım siz niye geziyorsunuz bu Selim'in arabasında? <laughs> Bence siz biliyorsunuz da kime ne olduğunu. Yani illa ki ben ha, arayın bulayım istiyorsunuz. Yani bazen yok. de geliyorsunuz illa ki bana söyletmek istiyorsunuz. Yani... Ya yani Biz sadece o gün değil biz yani Semir'e işe gitmediği günlerde gidiyorduk öyle yani. İşçileri bırakıyorduk sonra dönüyorduk. Yani Semir'e eve gitmediği günde annenle ikiniz Selim'le gidip sonra tekrar mı geri geliyordunuz? Evet yani biz sadece biz değil. Başkaları da var. Ama Siz tamam de... en son kişiyi Ay... bırakıyor sonra sizi yalnız getiriyor. Yani en, en son, son mesela Abimgil in, inmesi lazımdı. Abimgil inmiyor yaklaşık iki kilometre bir yol gidiyorlar. Bir aile Suriyeli var. Onları bırakıp geri dönüyorlar boş. Hayır. Hayır boş değil. Yani, yani araba bo boş değil. Bizden de var. Biz, bizden, başkaları var, var. Evet. bizden başkaları da var. var evet. Bizden başkaları da var. Arabadan en son kim inerdi? Servis. Aileten, ailesi. Selim'in ailesi. Selim'in ailesi, kuzenleri, Selim... onların mahallesinde olan kişiler. Yani onun evine yakın olan kişiler. Selim'in karısı olur muydu? Yok. Yok, Selim'in karısı gitmez işe gitmez. Mi, gitmezdi, çocukları var. İşe şey gitmiyor. Benim anlayamadığım şu. Şunu verebilir miyim? Pardon. Şu kameranın <laughs> önünden geçeceğim. Çok özür dileyerek. Şimdi benim anlayamadığım şu. Şimdi böyle minibüsle biz gidiyoruz servisle. Evet. Sizin ev şurası. Diyelim. Evet. Şimdi siz evet. burada ineceksiniz. Evet. Siz ama burada inmiyorsunuz. Yok. Siz devam ediyorsunuz. Annen, sen, Semira, Selim'le. Selim gidiyor. Evet. Rami Bey de bırakıyor mesela buraya. Evet. Evet. Sonra evet. siz tekrar Dönüyor. onunla böyle dönüyorsunuz. Geri dönüş. Yani geziyorsunuz siz aslında herkes sonra burada iniyorsunuz. Evet. Ay bu evet. Selim sizi ne yaptı? Büyüledi mi yani? Niye siz Selim'le geziyorsunuz? Ama sadece biz değil ki. Babamın olduğu gün de öyle oluyor. Başka bizim akrabalarımız da var. Niye, gidiyoruz. niye? Ay niye şimdi çalıştınız tarlada yoruldunuz. Eve geleceğim, bir de evde yemek memek yapacağım. Niye geziyorsunuz bu adamla? Gezmiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz Ama bunun adı gidiyoruz. gezmek. Hı. Yani, yani ne yani yapıyordunuz elinizde? Buyurun, razı sormayın. İninin. Ya yani rahatsız olmayın? Ben inmek istedikten sonra yerimde inerim ben. Niye gideyim şimdi? Evet yani hayır teşekkür ederim. Hadi siz inin. Ben de, yani ev Fatih'te diyelim gidiyorsun top kapıya top kapıdan tekrar geri dönüyorsun Fatih'e. Peki evet. size döndüğünde Selim de içeri girip çoğunlukla oturuyor muydu? Gel bir şeyler yemiş bir şeyler hayır, hiç mi hayır. mi yapıyordunuz? Yani bu Selim'e karşı ben gösterilen özel bir ilgi, özel bir şefkat da diyemiyorum. Yani ona <laughs> çok yakın bir ilgi. Ay yeten, sanki onu yalnız bırakmamak onu böyle ya evin bir... kapısına kadar. Hani genç bir bayan olsa. Ay tek niye başına... bırakmıyorsunuz? Hani sizle gittiği zaman Semire bir başkasıyla konuşacak falan diye mi kıskanıyor? Hayır. Diyelim ki annen tek başına gitti tarlaya. Yine mi gidiyor geliyor öyle? Annem mi? He. Evet. Anne tek başına tarlaya gidiyor. Yine gidiyorlar Selim'le. Sonra tekrar iniyorlar. Annen öyle iniyor. Evet. Neden? Yani, tamam yeter. Yani sadece annem tek başına gittiğinde değil. Bazen ben de bile tek başıma gidiyorum. Yine öyle dönüşte iniyoruz. Şimdi kızım normal olarak. Ay ne, nedeni Bir Siz saniye bir Rami Bey. Rami Bey bir saniye neden? Ya özel bir sebebi yok. Ay o minibüste gezmek mi hoşunuza gidiyor? <laughs> ya Selim'in sohbeti mi güzel? Minibüste Sohbetmeyi gezmek mi güzel? Yani? Ya, yok sohbet de etmiyor. Ne? Ya, öyle yani işte gidiyoruz dönüşte iniyoruz. Onun mutlaka bir nedeni vardır. Bir sebebi var. Ya giderken birini alıyorsunuz ya dönüşte bir mutlaka bir sebebi vardır. Yok kimseyi almıyoruz. O tarlada çalışmak kolay mı? Şimdi ben tereciğe tere satmış gibi olmuyor. ama o tarlada çalışmışsın saatlerce evet. güneşin alnında. E bir an evvel insan evine gitmek ister. E bir Şimdi de bu bak, böyle... Bir saniye Ramiye peki bu hoş bir şey mi ya? Yani bu hayır, normal bir şey mi? İlk önce ben, ben kocamla gidiyorum. gidiyorum. Kocam gene yukarıya çıkıyor. gene ben evime iniyorum. İşte yüzüne söylüyorum. Örnek ben giderken Hı. ilk başta bizim mesele vermiyorum. Eşimi indiriyorum. Sonra yukarıdaki başka insanlar verme. Biniyorum. Bırakıyorum. Eşimi indiriyorum. Eşimi indiriyorum. Eşimi indiriyorum. Diyorum geç evine mesela yapacaksın He. işini yap. O mesela güdüm çıkıyorum. Benim yani de... sen kocam kullandığı halde onunla beraber gidip gelmiyorsun. Gitmiyorum. Hayır. Ama evet. sabahleyin yetiştirmişsem biliyorum arabayla. Yukarı çıkıyoruz geliyoruz. Aynen. Yetiştirmemişsem. Peki niye biniyor kardeşin? Bilmemiş Bilmem sorun bunları. Biz söylediğimizde biz alakatınız yok diyorlar. Biz kötü oluyoruz işte. Siz o zaman da söylemiş miydiniz bunu? Ben söylemedim. Hiçbir zaman söylemedim. Yok söylemedim yok. Size Zaten biz mi görüyoruz. Mi ben, niye, ben size niye Selim buraya gelsin? Çünkü Selim'e de çok sorun var burada. Selim de gelsin hanımı da buraya bekliyorum. Burada kalacağım bu iş çıkana kadar ve Selim de hanımı da buraya davet ediyorum. Yani biz buraya geldik bu işi bırakmayacağız hanımı da gelsin. Bizim için bir kadın önemli olan şimdi düşmanımız ki. iki buçuk yıllık bir ilişki devam ettirmesini hiç istemez. Gelsin buyursun Selim burası işte sen meydanın gelsin. Konuşalım bütün bunları. Niye bunları yapıyor? Dün sana çıktı ekrana. Böyleymişim, böyleymişim. Neden buraya gelmiyor? Gelsin. ilk önce örneğin. İbrahim ben sana soruyorum. İster misin Selim? Çocuğunu bindirsin, ziyaret köyüne götürüp getirmesini. Sen razı olur musun? Mümkün değil. Evet Selim bunu yapıyordu. Ben o yüzden Selim'i burada istiyorum gelmesini. Ne yapıyordu, ne yapıyordu? Mesela Semir Ayşe e gitmedi. Semra duruyor kapının yanında Selim işe, Selim'e bebeği veriyor. Selim bebeği kucağına koyuyor. Diğer işçileri koy gönder gö gönderiyor, gezdiriyor. Geliyor çocuğu annesine veriyor. Annesi binmediyse ya annesi bindiyse Yalan mı Ayşegül? Hayır çocuğu alıyoruz ama Selim'in kucağına almıyoruz. Selim araba kullanıyor ya ben, çocuğu gül, nasıl bak, kucağına bak, alsın? Ben orada değilim ama duyuyorum. Kaç kere tamam, duyuyorum ki. duyuyorsun doğru Al, yalan abimi, demiyorum. Al bir canı Çocuğu alıyoruz öğret. ama Selim'e vermiyoruz. Al şoförlüğü öğret. Niye Selim buraya gelmiyor? Ben Selim'i de istiyorum buraya hanımını da. Onu da bir bir kadın olarak gelsin burada da konuşsun. Razı olur mu iki yıllık? Hiçbir kadın istemez. Sen Bana... nasıl istiyorsun o zaman? Ben hiçbir zaman istemedim. Sana... Hayır istiyorsun. Senin kocan başkasını seviyor mu sevmiyor mu? Sev, sev. Bunu sen de razısın. Nasıl seviyor? sen de kabul ediyorsun. Nasıl seviyor? Sen bunu Neyse, kabul etmiyorsun. Benim kocam sevseydi benim yanımda durmazdı. O da duruyor. Çok güzelde durmuş. Kes... Çok güzelde durmuş işte. Dura... İnkar etsin. Kuzu sevmiyor. Bir dakika, Dedenin cenazesine niye götürmedi seni? Kim? Seni dövdü gözlerin vardı diye götürmedi değil mi? Kim, kimin kimin kim? cenazesine? Dedenin cenazesine, cenazesine bu Orası mi? benim soyumum. Ayşegül sen şimdi... Sen Gözler şimdi bunları evet. bunları anlatana kadar sen niye orada Selim'e sen ya da annen ne münasebet benim neden ablamı alıyorsun? Neden ben Selim istedim diye bana tepki verdiler. Maşallah çenen ...böyle bir şey de var. Bak, Niye Selim'e Ben Selim'i istedim sizin? diye bu tepkiyi verdiniz siz. Zaten bak ben Selim'i buraya istediğim ha, için... Biz de hemen... istiyoruz gelsin Selim. Tamam. Hayır Selim'e istemenin tepki vermiyoruz biz. Gelsin Gel, Selim. gelsin. Sizin, tamam, sizin gelsin. yakınınız. Söyleseydiniz çağırın gelin beraber. <laughs> biz biz onu arayıp çağıramayız. Zaten siz burada söylüyorsunuz. Gelsin Selim. E hayır siz çok yakınsınız. Ben binip gezmedim ki adamın minibüsüyle. Kim bilse ok o çağırsın. Sizin kadar, yakınınız sizin, sizin, sizin evinize geliyor... Işte. Sizin evinizde yemek yiyor, kocası istemiyor. Peki bak şimdi ben bu işi İbrahim yapmamıştır diyemem. Yani onun o vardiyalarına falan filan bakılır ama bu adam kalktı buraya geldi. E bu adam kalktı buraya geldiyse o niye gelmiyor? Gelsin biz ona gel veya gelme demiyoruz ama gelmesini biz de isteriz gelsin. Ya ama şimdi ben düşünüyorum bakın şimdi bunu cinayetten tamamen ayrı tutarak söylüyorum. Bir kere bu kızın öldürülmesinin hiçbir haklı sebebi olamaz. Bu kızın yaşı da küçük, kendi de küçük, 15 yaşında hiç ben buna bir şey söyleyemem. Ama bu yaşanılanların Abdurrezak Bey'i de diğer işte Edip'i amcanızı vesaireyi de İbrahim Bey'i de kızdırması çok doğal. Yani buna kızmayana ben şaşarım.